Küçük. Daha fazla ilerletmedim ama çalıyorum işte biraz. Babandan mı öğrendin? Babamdan tabii. Var mı? Var benim Ali Paşa, var benim Aslan, var benim Eret, onlar çalıyorum. Bize de bir kemençe çalarsın herhalde. Sizi kırmayayım, çalabildiğim kadar yapayım yani. Değil Ali Kaya, kemençemi götürür müsün? Tamam anne. Biz 10 kardeşiz. 4 tanesi kemençe, sanatçı kemençeci. Benden dahil tabii. Evliyim. 3 çocuğum var. Çocuklarımdan da öğrenmeye çalışıyor oğlum. Babam çalıyordu. Babamdan işte öyle babamdan öğrendik. Yok, nota moto yok. Sadece öyle kendi elimizden, kendi çabalarımızdan. Öyle notamız falan olmadı. Ben yani 15-20 yıldır aman ama fazla yani tabii ki fazla ilerletmedim. Öyle gönüllü olarak çalıp da şey yapmadım ama tabii ki çalma insan istemez mi ister ama hayat şartlarından öyle koştu işlen güçlen meşgul olunca ondan fazla meşgul olamadık. Bazı düğünlerde bazı kadırgalarda oralarda buralarda biraz çaldım. Torul civarında yok. Yani burada kemence çalan var ama bayan olarak duymadım ben. Evet diyorlar tabii istiyorlar çalmamı çok istiyorlar ama işte. Tabii ki isteyen çok oluyor. Yani çaldığım yerlerden memnun olan çok oluyor. O halk eğitimde ben de dikiş kurslarına gittim. Oralarda çaldım. Oralarda yani şimdi herhangi bir hayır tepkisi yok. Hiçbir şeysi yok yani. Çalmadan memnun oluyor. Tabii çalmamdan memnun oluyor. Evet öyle ben yani böyle bir benim bir sıktığı yok. Çalmama karışmaz, etmez yani. Televizyonlardan duyuyorum, görüyorum. Bilgisayardan gidiyorum, izliyorum mesela. Dayımla bir tane Hayri Yaşar bir tane diye eski kemenci var. Onu falan dinliyorum. Dayımı dinliyorum işte. Annem ve dayımın bu mesleği icat etmelerinden ve çalmalarından dolayı ben de merak ettim. O yüzden işte ben de bir deneyeyim dedim. Oldu. Geliştireceğim kendimi. Tabii. Bu konudaki edebim insanların benimle gurur duyması ve ben sahneye çıkmam. Ne topraktım ne taştım meyve veren açtım hep dalımı kırdılar yine yeşerdim açtım yine yeşerdim açtım. Bir kalem gel üstüne çizgi çektiklerim var. Pişman değilim ama vallahi memnun oluyorum. Arada istiyorum, çalıyor, ediyor.
stres atıyoruz. Yani ekseriyetten moraller bozuk olduğu zaman çaldırıyorum, biraz moral alıyoruz, düzeltiyoruz işte. Çocuk da annesinden, dayısından öğrendiği gibi hevesleniyor, çalıyor. Ben de tabii tepki göstermiyorum çocuğa. Çalsın diyorum yani. Evlendikten sonra öğrendim. Neden alın başımda da tutuldum sevdalana? Neden alın başımda tutuldum sevdalana? Çek edin sağım babamın da Allah kesin hakkından. Beşi kız beşi oğlan, kızla beraber dördü sanatçı. Ben tabii gurur duymasam durur muyum onlarla? Tabii çocuklarımla gurur duyuyorum tabii. Babalarından öğrendim. Babaları kemenceydi. Veysel Vamen kemenceciydi. 40 sene kemencecilik yaptı. Çit'te, Zermut'ta, Havyana'da, Avliyana'da her yerde. Düğünçüydü. Düğünlere giderdi. Yapar düğünleri gelirdi.